Hocam şimdi oynuyordu herkes, top oynuyordu. Maç seyrediyordum. Bitti. Kaç kaçıncı dakika ikinci yere girdi değil mi? Kaçın, yok yok. Hakim, 46'da, 46'da girdi. Hemen hocam. ikinci yere girdi. Birden farklı bir oyuncu girdi oyuna hocam. Yani kalite, estetik, topla buluştuğundaki o top supleksi diyorum ben. Topla ilişkileri diyelim hadi ona. topla. Bu kim dediniz değil mi? Yani bu, bu kim? Bunu anlatıyor bir kere. Ha, neler yapacak sonra görüyoruz. Bu bu, bu kalite neler yapıyor? Hakikaten de e, şimdi 45 dakikalık oyundan falan bahsediyorlar da fizik kalitesi tam bir hakem Ziyek. Çok büyük bir çözüm. Çok. Hocam kaliteli oyuncu yani. Tabii canım. Hani herkese kullanıyor. Çok kaliteli oyuncu, çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu deriz. Hadi çok iyi. Aa, top. Bu, bu kaliteli. Bir harika bir sol ayak var. Kaliteyi sağlayan ne? Tek tek. Bir kere müthiş bir oyun deneyimi olmuş hakim Ziyek. Bir. Oyun sakinliği ve hakim değil. Olmuş. Hı hı. Şey, fiziksel yapı çok yeterli futbol için o gibi bir topa karşı eğilişi falan. İki vuruş tekniğini çok geliştirmiş. Biz Ajax'ta mı seyretmiştik bunu? Beraber mi seyretmiştik? Ben ilk Twente'de gördüm. Twente'nin batı ben de niyetlendim olabilir misliyle. Dediler Hakim Zeyek, Zeyek o da yine terste oynuyordu. Şeyi de o zaman izlemiştim. Hani ben kendi tahminimle söyleyeyim, Hağız abi futbolcu. Hakim Zeyek. Nasıl bir performans gösterecek göreceğiz. Hocam bak hakim Ziyek giriyor. Dombele. Dombele mi? En dombele. En dombele giriyor. Ve Zaha girmiyor. Evet. Daha. Henüz. Zaha türbünde. Türbünde. ha Hı -hı. Yani hakikaten bir zenginlik bu hocam bu yani. Kalite. bir kalite zenginliği ya. ya yine bunu böyle hayal ettiriyorum Galatasaray'da. Gerçi Kopenhag maçında belki tam böyle hikaye yetişmeyecek ama daha sonraları için çok önemli bir zenginlik. Sen ne diyorsun? Hakim zekâ. E, hakim Ziyek yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz. Ee, bir kere kusursuz bir fizik kalite bir tarafıyla. Yani sağlamsa, tıbbi evet. engel yoksa fizik kalite çok yüksek. Fizik kaliteyi işte hani boyu şöyle, kilosu öyle söylemiyoruz. Çabuk. Çabuk en büyük silah. Teknik en büyük silah. İkisi birleşiyorsa daha büyük silah. Bu tutulmaz silah. Hız ve teknik birleşiyor mu? Çabukluk ve teknik birleşiyor mu? En büyük silah budur. Öyle, öyle ve, yapıyoruz üst düzey oyuncu tarifini Üst düzey oyuncu budur. Hızla birleştirilmiş üst düzey bir teknik talep eder. Futbol. Hı hı. Üst düzey oyuncudan. Üst düzey oyuncu da bunu verebildiği gün üst düzey oyuncudur. Ee, hakim Ziyek bu. Evet. Çabukluğu yani tek, çok sayıda teknik oyuncu görüyoruz. Hı hı. Ama hımbıl. E, gidemiyor kaleye. Vuramıyor. Yani onu Kapatıyorlar, ciha bölgeler kapatıyorlar. Da... Tabii. Ama çabuk oyuncu ka önünün kapanmasına müsaade Hı -hı. etmiyor. Evet. Bir şekilde buluyor açıyı. Vuruşunu yapabiliyor. Bu çok büyük zenginlik. Baş bir yere daha geliyorum. Galatasaray Hı -hı. farkında değil. Ee, kimisi. Yani yarın öbür gün umarım Şampiyonlar Ligi'nde farkında değillerdir. Hocam TT'yi çıkarıyorum buradan. Hakim Zeki getiriyorum. Zaten. Yani... Hakim Zeki getiriyorum. Sadece dördü için konuşuyorum. Hocam hız diyoruz ya. Hız ve çabukluk. Ne kadar önemli. Makinel tüfek hocam. Ayak çabukluğu. Hı hı. Makinel tüfek. Yaşı kaç olursa olsun. Hala geçen Slovenya şey e, e, bizim amirliği takım sizin dönem. Siz gitmemişsiniz. E, Fatih Hoca şey İsviçre. Ha, İsviçre oynadık Arda Turan'ın bir, bir iki pozisyonunu kesmişler. Şuradan alıyor topu. Hı hı. Şuradan alıyor. Böyle bir kombinasyonla kombinasyonla getiriyor. Buralara kadar getiriyor. Önde göbeğiyle. Hocam ama. göbeği öyle ama ayakları hala ne kadar <laughs> çabuk. Gördün mü? <laughs> fark ettiniz eğer mi? Eğer. Kısa, kısa adımlar. Böyle kolay kolay küçük çabuk. Küçük adımlar. Tabii. Nasıl? O küçük adımlar. Evet. O kısa küçük adımlar o çabukluğu gösteriyor. Hız demiyorum. Hızdan bahsetmiyorum. Mertensin hızı yok. Ama özellikle kısa mesafe çabukluğu çözüm üretiyor hocam. Ayakları çabuk. Tabii tabii. Kerem ayakları çabuk hocam bak Mertens dedin diye söylüyorum iki tane orta yaptı ya hı hı. tık 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 Anladın mı yani bu hikaye olur, olur. Olur. Olur, yani? olur ve olur olur ha olur ve olur daha bilir. devam ediyorum çabuk devam ediyorum Bu ay çabuk ve atlet atlet ha, büyük atlet, atlet. hız sıfır yok ama çabuk ayakları çabuk topu kullanırken çok lazım oradan oraya gitmez ama buradan ya. buraya istediği gibi kullanabilecek şansı tarı. şansı sanır kendini. Bunlar çok önemli. Kerem ayakları çabuk. Torreira ışık Düşüncesi hızında işte ayakları çabuk. çabuk. Ke Ke Kerem teknik kaliteli biraz böyle düşünce hızıyla yapıyor onu hocam. E, Tabii. Kerem var Demirbay. Kerem Demirbay'ın e, Demirbay savunma katkısına ne diyorsunuz hocam? Çok odaklanamadım ona açıkça söyleyeyim ama Kerem Demirbay'ın ben o sol ayağını bir kere çok özellikli buluyorum savunma ve pozisyon iki hikayesini çözmüş ki çözmüştür bu şeyde. Ben çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Hocam e, hakikaten takım savunmasına ciddi bir kazanç olduğu. Ne açıdan o, bunu söylüyorsun? Ne, ne seni böyle fark ettin özellikle hocam? Bunu iki tane, üç tane kritik. Bir, bir tanesi kale önünde. Korner attığı top var sağ ayakta. Yani net gol fırsatı olabilecek yani Ön Önce söylediğim, tabir ettiğimiz o merkez orta sahaların savunma ile birleşimde tamam mı Kerem? Tamam tabii. tabi tamam. Çok, ben ona çok önem önemli. Ee, yani normalde yine o o da yarım bardak su konu şu, şu Kerem Demirbay üzerinde. Şimdi Ke Kerem Demirbay'ın iki tane, üç tane kale önünde, Galatasaray kalesinin önünde kritik müdahalelerini gördük. Evet. Ya korner attı, ya topu kesti, ya yönünü değiştirdi, bir şey yaptı. Hı hı. Orada bulundu yani akıllı oyuncu ve özveriyle oraya geldi. Ama didişmesi de var, omuz omuzası falan da var yani e, giriyor, şeye. Temasla oynuyor yani. Ya te, temas iyi kötü yapıyor yani. Hı. O o biraz daha şeydi, prens modeli alırım Alarım topu oynarım ben, değil mi? Diğer e, olaylar hani ha. Ama orada da gelişimini görüyorduk zaman içerisinde. Lever kuzende tabi çok odaklanmamıştım ama o Fenem net hatırlıyorum. Şimdi biraz daha sertleşmiş. Oyun karakteri daha sert. Onu görüyorum. Didişmeyi seviyor. Omuz omuzası var. Yalnız bunlar bardağın dolu tarafı. Boş tarafı şu. Kerem Demirbay bu kadar kalenin önünde yapmayacak o savunma işte. Hı -hı. Anladım. Galatasaray daha önde kapatacak. Aynen. Daha önde kapatacak. Hı. O zaman ben de şunu da birleştireyim hocam. Bilmiyorum yediği gol sayısını. Bakın Galatasaray'ın yediği gol sayısı 2. Ama verdiği pozisyon çok daha fazla. Evet, doğru. Bu, bu, esas, esas bakılması gereken verdiği pozisyondur. Doğru. Mustere, şahane oynadı. Öteki uçarak çıkardı. Anlatılmaz savunma başarısı. Hı, hı. Verdiğim az pozisyonla anlatılır savunma başarısı. Doğru. Yediği gol sayısı çok az ama verdiği gol pozisyon sayısı fazla Galatasaray'ın hocam. Doğru. Doğru. İşte o zaman senin dediğin şeye geliyoruz. Kerem'i bu kadar getirmeyecek hı hı. geriye. Galatasaray savunma anlayışı. Önde biraz daha kompakt olmalı. olmalı. Stoperleri biraz daha öne çıkarmalı. Bu kadar mümkünse, rakip kaleye yakın. Saşa Boy ve Anhelino'yu da daha öne, önde kapatacak şekilde pozisyon aldırması durumunda ee, orta sahacılar işi görür. Savunmayı şekilde. bu kadar lig maçında savunmayı bu kadar geride yapmak zorunda kalırsanız handikaptır hocam. Kalenin yakınında öyle her şey olur. Doğru. Her dakika pozisyon. Doğru. E, Peki. bu arada şunu da söylemek istiyorum Lütfen. özellikle e, Galatasaray takımı 7-2 gol bu Samsun maçında artı verdiği e, 3-4 pozisyonda gol olmadan veya atak bitmeden önceki son 6-7 saniyeye bakarak son 6-7 saniyeye bakarak e, sorunların ne olduğunu çok rahat görebilir yani. Bir daha tekrarlayabilir misiniz? Galatasaray 7-2 gol. Savunma anlamında konuşuyoruz. Savunma evet. anlamında özellikle Şampiyonlar Ligi için söylüyorum. Ve verdiği 3-4 pozisyonda atak bitmeden önceki son 6-7 saniyeye bakarsa 6-7 saniyeye bakarsa odaklanırsa hı hı. temel savunma şeylerini görecek. Bu Şampiyonlar Ligi'nde çok işine yarayacak Galatasaray'a. Yerleşim Yerleşim, geri dönüş, kopuş, kopuş, kopuş ayrılış pozisyonlar, e, pozisyonlar. E, Bu Şampiyonlar Ligi'nin şakası yok. Tabii tabii tabii. Ne görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi için? Sadece bu akşama, yarın akşama istinaden söylemiyorum. Kopenhag maçı da dahil. Nasıl bir sürpriz bekliyor Hocam, Galatasaray takımını? Bir kere kabul edelim ki bu kurulmuş kadro isim bazında söylüyorum, şey bazında, CV bazında söylüyorum. Hakikaten heyecanlandıracak bir kadro. Hakim Ziyek. Mertens şimdi şey yapacağız ya. Zaha mı Mertens falan. Ziyek. Hakim Ziyek. Mertens. Kerem Aktürkoğlu. Onu da böyle hepsinin içinde saymakta çok hoşuma gidiyor. Bir Türk oyuncuyu saymak. Öyle öyle. Türk, Kerem Aktürkoğlu Türk, Türk falan oynamıyor. Ha, daha devamlı belki Türk, Türk ama yeteneğiyle oynuyor. Kerem Aktürkoğlu. Icardi. Oynamayan Zaha. Saşa Boy. Bana göre uluslararası bir sabek. Aynen öyle. Sağ savunmacı merkezde Torreira Kerem Demirbay Torar etkisi oturabilirse hı hı. o birlikteliği ve savunma dörtlüsüyle birliktese niye heyecanlanmasın Galatasaray? Bir tek şey odaklanıyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Sezon başından beri söylüyorum. Çok pozisyon veriyor Galatasaray. İleride çözüm bulur Galatasaray. Bakın 4-2 bitti zaten. Hı hı. Çözüm buldu. Ama savunmayı bireysel savunmacılık olarak söylemiyorum. Senin dediğin gibi biraz daha önde 6-7 saniye dedin ya. Hı hı. Sen bu 6-7 saniye derken oyuncu bazını ele almadın. Almadım. Takım savunmasının yerleşim ve pozisyon bahsettin değil mi? Doğru anladım Doğru. yani. Doğru, Doğru anladım. Doğru. Ona odaklanmalı. Bu seneki başlangıç şeyindeki zaafı bu bence Galatasaray. Evet. Ama en çok heyecanlanan biri de beni tabii şey anlamasın ama Manchester United'ı seyrediyorum. özellikleri Özellikle Galatasaray'ın rakibi olsa Brighton maçına ettim. Hakikaten Abdülkerim'e çıkar formayı dedi. Yani Manchester ismini silin dedi. İngiltere Ligi'nde küme düşer mi düşmez mi Bir konuşursunuz dedi. İnan doğru oynadığı maçlar Aa. hocam. Değil mi? O beni, Seni heveslendirmiyor mu? Hocam heveslendiriyor ama şunu da kaçırmayalım. Ee, yani bu çok tekrara giriyoruz. Olsun. Krişe bazen yani futbol sözü olur tekrar olur. Hocam Brighton herkesi bir dişçi koltuğuna oturtuyor yani. Sıkıntılı. Yani ama diğer onlarla var da var. Sıkıntılıydı. Min hocam mesmuniyet sıkıntıları Sıkıntılı var. Organize var. Değil, kadro dışı oyuncular var işte. Antony kadro dışı. Şimdi şey Martial Orta sahaya Ve baktım. Maçında. Eksikler var. He. E, sıkıntılı bir kadro. Bu doğru. Takım içinde de bir şey var. Yani kazan olmuyor kaynıyor. Sen, e, hocayla da ilgili kazan Kesinlikle kaynıyor. Kesinlikle oraya doğru dönülecek. Öyle bir, bir, bir sıkıntıları var. Kalede ciddi problem var. Ona olmuyor? Anı. Olmuyor yani. Gerçek bu. Ve sıra Altay'a geliyor. Çok yakın Altay Kale'ye. Çok yakın. Bu hafta da hocam geleni yedi çocuk yani? Tabii. Geleni yiyor. 10 ana. Abi bu kalecilik biliyorsun. Psikolojin dağıldı mı o yuvarlak top her yerden geçer. Geçiyor zaten geçiyor her yerden. Her yerden geçiyor yani. Ama yine de United'ın da hız gibi bir silahı var ne olursa olsun. Tabi. Hocam orta dönüşüm. sayı sayıyorum size. Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes. Esas da şahane isimler. Bruno Fernandes, Casemiro, Eriksen. Ama yapamadılar. Organize değiller. Evet. Umarım olmazlar. Tabii ki o çok zor hikaye. Evet. Hakikaten stadın dışı bilmiyorum ama içine girdiğin anda bu orası hikayedir değil mi? O başlar evet. yani. Çok zordur onlar da doğru, orada. Doğru. Doğru, doğru. Ama heveslendim evet. hocam, ne yalan söyleyeyim. Yani Galatasaray işte Avrupa Kupası devam eder değil. Galatasaray hakikaten Şampiyon ligine devam edebilir dedirttik. Evet. Bakalım ne olacak. Yani bu Göreceğiz. hafta Bayern Münih'te heveslendirecek bir oyun oynadı aslında. Bayern Münih'te de, de sıkıntılar var. Kimlik çıkarken afra tafrasını yaptı. Hmm. Tuhel'le de karşı karşıya gelmek çok zor. Çok, çok reaksiyonel bir ne adam. Ne zaman oynayacak? Hemen kavga edebilir işte. yani. Var ona biraz daha var ama Galatasaray'ın heveslenmesi için hem kadrosu en başta kadro gücü. Zaha'nın dönecek olması ciddi bir avantaj. E, çünkü hız 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 diyoruz. Galatasaray'ın silahı hıza doğru gidiyor. E, hız Zaha onun takıma girişi de e, farklı bir boyuta getirir. Hakim Zeykin takıma girişe hemen farkını gösterdi. 45 dakikada da olsa o bireysel beceriyi, yeteneği görüyoruz. Galatasaray güçlü kadrosuyla grupta daha ya iyi bir yerde. Hakim biraz bana şeyi iyi bir de ee, bak ben öyle hissettim sen de göreceksin. Saşa boyu da çok farklı oynatabilir. Tabii. O kadar güzel geri koşuları, o kadar <laughs> güzel bırakışları var ki. iki tane 18'e bıraktı şey koştu galiba. Boya değil ama yani. Orada da çok kişilerçi orada çok filmler Ece dönecek o zaten, hocam Tebrikler hocam güzel. O filmler dönecek orada. O. Güzel yani. çıkarım. Dünya Kupası'nın yıldız ikililerinden bir tanesi eşref hakimi ile hakim Ziyek'ti. Değil birlikte. mi o evet. As şeydeki çok. Yani e, eşref hakimi de hem büyük hattettir. ben çok beğenirim. Dortmund'da işte kafayı takmıştım ona sonra işte İtalya'ya gitti. Şey Paris Saint-Germain falan dolaşıyor ama şu anda dünyanın en iyi sahabekleri arasındadır yani. Hı hı. Sarkanız için ve şef ile şey e, hakim Ziyek olağanüstü birlikte Yapması oyun mi, kalitesi gösterdiler yani birlikte Bak, oyun hakim bağlamında hakim Ziyek de var. Şunları iki üç var, kere var, yaptı o tokatı attı o ya. yani. Hocam otok... zaten içeri her sürüşünde et şeyi kontrol ediyor arkayı yani bindirme var mı yok muyu kontrol ediyor. 18 her an için. kullanabilecek şeyini veriyor. Evet. O da saşa ile çok iyi olacağını Hakikaten düşünüyorum. Hakikaten güçlü bir sağ kenar da oluşuyor yani. Evet. yani hocam. Angelino belki soru işaretleri geliyor Angelino Galatasaray şeyinde diyorum seyircisinde hani. Gelebilir. Ge Gelebilir ama. E, Kazımcan e, da var yani. Tabii tabii orası illa burası saşa Boy gibi al bu senin denmeyecek. Belki ama Kazımcan, işte Angelino Hocam e, Fenerbahçe'nin o altı numara şeyi gibi veya Beşiktaş'ın kimse yok şeyi gibi işte sol bekliyor. Daha ne kadar güçlü olabilir Galatasaray? Ne kadar olacak? Kim kadar güçlü olacak yani? Ya, tabii ya veya kadrosunda kimler çok olursa güçlü. kendini güçlü hissedecek evet. en azından. Yani ama o Şampiyonlar Ligi tabii onu farklı bir kulvardılar diyelim. Eee Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'a geçelim.